koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi, uygulanmaya da dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı olmasıyla birlikte başladı. Ünye Devlet Hastanesi'ndeyiz. Ünye Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Geçmiş olsun. Aşıyı yaptırdınız mı? Şu anda yaptıracağız. Az sonra. Nasıl hissediyorsun? Kendimizi şanslı hissediyoruz tabii ki şu anda aşı olduğumuz için. Herkesin de olmasını öneriyoruz. Evet, yurdumuza Çin'den gelen aşıları bugün bugün yapmaya başladık. Öncelikle sağlık çalışanlarımıza yapıyoruz aşıları. Birkaç gün içinde sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun gruplar halinde halkımıza da aşılama yapmaya başlayacağız. Buradan ricamız mutlaka MHRS'den randevu alınıp gelinmesi. Çünkü MHRS'den randevu alınmazsa bakanlık sistemine işlenmiyor. Aşınız yapılmayabilir. Onun için daha önceden randevuyu oluşturun. Randevuyu oluşturduktan sonra hastaneye geldiğinizde randevu saatinde ve gününde tarafımızdan sisteme girilerek kontrol edilecek. Eğer uygun, aşıya uygun kişiyseniz o gün aşı yapılacak. Tekrar hayırlı olsun bütün vatanımıza, milletimize. Aşı oldum. Olurken de herhangi bir ağrı hissetmedim. Sonrasında da olacağını düşünmüyorum açıkçası. Mutlaka olunması gerektiğini düşünüyorum. Peki şu an öncelikle sağlık çalışanları mı? Tabii öncelikle sağlık çalışanlarının korunması gerekiyor. Sonrasında mutlaka riskli grubun, özellikle 65 yaşın kronik hastalığı olan hastaların aşılanmasına gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalar da zaten devam etmekte. Hoş geldin. Tamam, derin bir nefes alıyoruz. Özlem bir de yandırdınız. Çekiyormuş gibi. Açıklamasına randevu bulunmuş. Tamam değil mi? Tamam. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Evet, doktor bey. Siz ne hissediyorsunuz? Nasıl, duygularınız ne? Hayırlısı olsun. İnşallah ölümler azalır. Faydası olur bize. Bakalım, yaptırdık. İnşallah bütün arkadaşlar da yaptırır. Kolay gelsin.